Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün e-iş süreçleri programımızın son bölümü olan bilgi güvenliği yönetiminden bahsedeceğiz. Bu bölümümüzde bilgi güvenliğini, bilgi güvenliği yönetimini, bilgi gizliliği ve etiği, bilgi paylaşım araçlarını, bilişim suçlarını ve bu konudaki yasal düzenlemeleri ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Üretim ya da tüketim sürecinde bilgi en değerli ve en vazgeçilmez öğedir. Aynı zamanda her türlü örgütsel yapılanmada ve iş sürecinde mutlaka bilgi ile ilgili işler ve öğeler vazgeçilmez bir şekilde yer alır. Bu denli vazgeçilmez ve değerli bir öğe olan bilginin güvenliği ve güvenilirliği de artık göz ardı edilemez bir konu olarak karşımıza çıkar. Bilgi güvenliği, elektronik ortamlarda verilerin bilgilerin saklanması ve taşınması sırasında bilgilerin bütünlüğü bozulmadan izinsiz erişimlerden koruma ve güvenli bir bilgi işleme platformu, platformu oluşturma çabalarının tümüdür. Bilgi güvenliğinin gizlilik, kullan, kullanımına hazır tutma ve tutarlılık olmak üzere üç temel amacı bulunmaktadır. Bilgi güvenliği stratejileri ve bunları yönetecek uygun yöntemleri olmayan kurumların sadece güvenlik açısından değil, her türlü iş süreçlerinin yönetimi açısından da ciddi sıkıntılar, maddi ve manevi kayıplar yaşama ihtimali oldukça yüksektir. Bilgi güvenliği ihlalinden doğacak kayıpların riskini en aza indirmek için kurulan sistemlerin başında bilgi güvenliği yönetimi sistemi gelir. Bilgi güvenliği yönetimi sistemi bilgi güvenliğini kurmak, işletmek izlemek ve geliştirmek için risk risk yaklaşımına göre hazırlanmış yöntemleri kesintisiz işle işlerliği ile garanti altına alan yönetim sistemidir. Bilgi güvenliği yönetim sistemi standardında işlemler güvenlik önlemlerinin belirlenip kurulması, uygulanması, etkinliğinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi süreçlerini içerir. Bu süreçler kısaca planla, uygula, kontrol et, önlem al şeklinde adlandırılan bir döngüden oluşur. Bilgi güvenliği ve bu güvenliğin yönetimine kısaca değindikten sonra şimdi de bir diğer konumuz olan bilgi gizliliğinden bahsedelim. İnternete bağlı olan bir bilgisayar depoladığı bilgileri diğer bilgisayarlarla paylaşabilen bir bilgisayardır. Günümüzde internetsiz bir bilgisayar pek düşünülemez. Fakat internetin temel amacının paylaşım olduğu düşünüldüğünde içinden çıkılmaz bir gizlilik sorunu ortaya çıkmaktadır. Bilgisayarlarımız ve mobil cihazlarımız bilgilerin paylaşıldığı bir sisteme dahildirler. Fakat bazı durumlarda kurumlar ve insanlar verilerini paylaşmak istemezler. Kişinin ve kurumların istediği isteği olmadan bilgi toplanması bilgi gizliliği konusunda değerlendirilebilir. Gizlilik, gizli olma durumu mahremiyet olarak tanımlanır. Kişinin istediği zaman yalnız kalma hakkına sahip olması ve izni olmadan gözlemlenmeden kişisel mülkiyetleri üzerinde kontrol sahibi olması da bilgi gizliliği kapsamında ele alınabilir. Bir diğer konumuz bilgi etiği. Bilginin nasıl toplandığı ve kullanıldığı kişinin etik anlayışına, başka bir ifadeyle neyi doğru, neyi yanlış kabul ettiğine dayanır. Söz gelimi, kimine göre iş saatlerinde kişisel e-postalar yollamak etik değilken, bir diğeri ise bir başkasının e-posta mesajını okumaktan rahatsız olmaz. Değişimin çok hızlı yaşandığı koşullarda doğru karar vermek zordur. Bu tür durumlar kurumsallaşan işletmelerde birtakım yöntemlerle çözülebilir etik durumlarda yaşanabilecek problemlerin önüne geçilmesinde etik konularda tavsiyelerde bulunan bir birimin bulunması önemlidir ayrıca işletmenin etik kodları da yol gösterici bir niteliğe sahiptir eğer işletmede etik kodlar belirlenmemişse meslek etik kodları da bu konuda yardımcı olabilir İnternete bağlı olan bilgisayarların depoladıkları bilgileri paylaşan bilgisayarlar olduklarından bahsetmiştik. Peki bu bilgisayarlar bilgi paylaşımlarını hangi araçlarla sağlamaktadır? Gelin şimdi de bu soruya cevap verelim. Günümüzde bilgi paylaşımı için kullanılan pek çok araç bulunmaktadır. Web siteleri, arama motorları, dosya transfer protokolü siteleri, e-postalar, alışveriş siteleri, forum ve sosyal paylaşım siteleri video ve diğer medya paylaşım siteleri bu araçlara örnek olarak verilebilir. Bilgi paylaşımından, bilgi gizliliğinden ve bilgi etiğinden bahsederken bilişim suçlarından da bahsetmekte fayda vardır. Bilişim suçlarını temelde ikiye ayırmak mümkündür. Bunlardan ilki virüslerin, solucanların, tuş dinleyicilerin ya da casus yazılımların içinde bulunduğu kötü amaçlı yazılımlardır. İkincisi ise sahte sistemler ve kullanıcı açıklarıdır. Sahte web siteleri, taklit e-posta hesapları, spam, mobil kullanım açıklıkları gibi faaliyetler bu suçlara örnek olarak verilebilir. Peki bu tarz bilişim suçlarına karşı bilgi güvenliği nasıl önlem alır? Bilgi güvenliği önlemlerinin katkıları nelerdir? Gelin biraz da bu konudan bahsedelim. Bilgi güvenliği tek bir yöntemle ya da önlemle yapılamaz. Bilgi güvenliği içerisinde... Bilgi güvenliği içeriden ve dışarıdan saldırılara karşı koruma sağlar. Aynı zamanda bilgi güvenliği her yerde ve her zaman tüm iletişim gizliliğini sağlar. Yine bilgi güvenliği kullanıcıları ve sistemlerini doğru bir şekilde tanımlayarak bilgilere erişimini denetler ve aynı zamanda işletmeyi daha güvenli kılar. İşletmeler bilgi güvenliğini sağlarken bir dizi önlemleri kullanmak zorundadır kimlik yönetimi ve doğrulama, kablosuz ağların güvenliği, sistemlere ve verilere saldırıları engelleme, sistemin sürekliliğini sağlama ve yazılım kalitesini garanti etme bu önlemlerden bazılarıdır. Bilgilinin görsel, ve yazılı ve sesli olarak paylaşıldığı ve her an artarak paylaşılmaya devam ettiği günümüz bilgi toplumunda bilişim sistemlerinin, bilgisayarların, mobil cihazların ve ağların hukuka aykırı eylemlere amaç ya da araç olması kaçınılmazdır. Kimi insanların amacı internetten bilgiye erişmek ve bir eser ortaya çıkarmakken kimilerinin amacı ise bir web sitesine erişimi engellemek olabilir. Bilgisayar ve internet, bazı insanlar için bir iletişim aracı iken, bazıları için bir silahtır. Bu doğrultuda, bilişim konusunda birtakım yasal düzenlemeler geliştirilmiştir. Bilişim suçları ile ilgili ilk yasa teklifi, 1977 yılında ABD kongresinde sunulmuştur. Avrupa'da ise ilk kez, 1974 yılında Almanya'da yapılan bir toplantıda bilişim suçları ele alınmıştır. Avrupa Konseyi 1970'li yıllarda elektronik bilgi bankalarında işlenen veriler nedeniyle kişilerin özel yaşamlarının korunması için bir dizi çalışma başlatmıştır. 1973 ve 1974 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi elektronik veri bankalarında uygulanacak ilkeleri kapsayan iki tavsiye kararı kabul etmiştir. Bu tavsiye kararları uyarınca birçok Avrupa ülkesi 1970'li yılların sonuna doğru verilerin korunması konusunda özel yasalar çıkarmıştır. Ülkemiz adalet sisteminde ise bilişim suçları ilk kez 1991 yılında ceza kanununda yapılan değişikliklerle ele alınmıştır. Bu değişiklikte de bilişim suçları başlığı yaratılmıştır. Ülkemizde bilişim suçları ile ilgili olan başka bir kanun da 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınların yoluyla işlenen suçlarla müdahale edilmesi hakkında kanundur. Bu kanun kapsamında internet hizmetiyle ilgili ge gereklerin yanı sıra suç oluşturacak durumlar anlatılmış, verilecek cezalar belirtilmiştir. Evet değerli arkadaşlar, E-İş Süreçleri programımızın son bölümü olan bilgi güvenliği yönetimi bölümünü burada sonlandırmış bulunuyoruz. Bu bölümümüzde bilgi güvenliğine, bilgi güvenliği yönetimine bilgi gizliliği ve etiğine, bilgi paylaşım araçlarına, bilişim suçlarına ve bu konudaki yasal düzenlemelere değindik. Başka programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.